Zübala bubala. Bumbala zubala bum. Oh yeah. Arkadaşlar yepyeni bir YouTube videosuyla gene karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü meseleyi söylemek isterse bir tane ismini vermek istemiyorum ama diye bir arkadaşımız var. Bu evre gitti. Arkamdan konuşmuş bu şahıs. Yani arkamdan konuşmadı ama arkamdan çok salladı. Kendini gerçek şampiyon zannediyor. Kendini bir şey zannediyor. Oysa ki 9 yıllık arkadaşım. Ama bugün bu arkadaşın ihanetlerde adlı videoyu çok isteğiniz oldu diye bu videoyu çekmek istedim. Yani bu şahıs arkadaşlar kendi başına bu şahıs birinci gelmedi. Bu şahısı üçüncü eden kişi de benim. Nasıl mı üçüncü geldi? Biliyorsunuz ben o dönem cezaevine girdim. Cezaevindeyken sosyal medya hesaplarım işte ne bileyim Instagram, Facebook olsun Ali diye bir arkadaşımıza vermiştim. Ali denen arkadaş da şey yapmıştı, siz söyleyin. Paylaş diye sürekli her hafta SMS atıyoruz. Çünkü biliyorsunuz şu anda Twitter'da 140 bin takipçim var. Giremiyorum şu anda. Telefonum çalındı diye iPhone 11 Pro Max. Neyse. Facebook'um var. Facebook'da gene 250 bin takipçim vardı. O zaman kapanmayan Instagram hesabımda gene 320 bin takipçi vardı. Biz bu sayfalardan bu arkadaşa mesaj atarak bu arkadaşı biz bir şekilde üçüncü getirdik. Biraz da soytarılık yaptı. Beni taklit etti. Oye, moye, bilmem bum, zobala bobala dansı. Zaten kendisi de bunları televizyonda çıktıktan sonra iftira etti. Zobala bobalayı nereden öğrendi? Zobalayı bobalayı. Benden öğrendiğini, Taner Tolga Tarlacı'dan öğrendiğini bizzat kendisi söylemiştir. Yani burada ve ayrıyeten bum lafında bizden öğrendi. Yani biz dediğimiz Meter diye bir arkadaşım vardı. Ondan beraber biz bum bum diyorduk. Bunda bizimle takılınca bu da öğrenmeye başladı. Bu şahsı arkadaşlar biz kısmetse olur da gördük. Yani nasıl rol yaptığını da gördük. Kısmetse olur da arkadaşlar. Aa bebeğim bir kahve ister misin? Bir çay ister misiniz acaba? Aa ne kadar güzelsiniz. Aa tabii ki efendim oturabilirim. Oysa ki bu şahıs Survivor'da zübala bubala bum zübala bubala bum makale ule bum diye resmen bizi taklit etti. Yani arkadaşlar demek istediğim şey şu ki tamam taklit etmesini et. Onu yapmasına yap. Ama arkadaş ortamın değiştikten sonra en yakın arkadaşını da satmamazlık yapma. Bu çok yanlış bir şey. Şimdi bu diyor ki ben kendim ünlü oldum diyor. Bu da yalan. Arkadaşlar bu şahıs daha önceden yaptığı işi söyleyeyim size. Daha önceden bu Ankara'da çok katlı otopark vardı Sıhhiye'de. Orada çalışırdı. Ben orada Ankara'ya tatile gidiyordum arada bir. Tatile giderken bunu da orada gördük, arkadaş olduk filan. Arada ondan sonra bu arkadaşlığımız bittiğinde bazen bunu hiç yazmıyordum. Çünkü bunun niyeti farklıymış. Bu kafasını uzatıyor işte. Acaba ben de, o zaman benim Instagram hesabım çok ya, biliyor ünlü olduğumuz. Acaba ben de gözüksem mi, şöyle yapsam mı? Kafasını uzatmaya çalışırken, şimdi bizim bir tane rica ettik. Lan dedik oğlum bizim dedik bak şey açtık dedik, bir sayfa açtık dedik, bir paylaş dedik, rica ettik. Yükselelim biz de iyi yerlere gelelim. Onları paylaşmaz, gider sokaktaki gereksiz kedileri paylaşır. Miyav miyav brav paylaşır. Böyle bir karaktersiz bir arkadaş aynı zamanda. Şimdi bu arkadaş arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu arkadaş birinci, üçüncü geldiyse benim sayemde geldi ve biliyorsunuz bir medya var. Bunlar üçüncü, ikinci, birinciye ayrıca de para ödülü veriyorlar. Tıpkı bana verdikleri gibi o zaman ben de aldım. Neyse arkadaşlar bu arkadaştan biz tanıştıktan sonra ben tabii ki Bilal soy ismini vermeyeyim. Bir televizyon yapımcısı var. Bilal Bey'le bana film teklifi aldım. Kardeşim oynar mısın filmde dedi. Cinsi Bozuk diye bir film. Oynarım dedim. Ama sadece seni oynatmak istiyoruz dedi. Bu dinlenen şahıs gene arkadaş geldi. Beni de oynat. Lütfen benimle de konuş. Ben de oynamak istiyorum. Ben de çıkmak istiyorum o yayına. Ben de istiyorum. Bebeği kardeş bir dur. Bir dur adam bana teklif etti. Neyse arkadaşlar. Ben de gittim yalvardım yakardım bu Bilal abiye. Dedim lütfen bunu da oynat dedim. Çok istiyor yani dedim. Benim yakın arkadaşım bunu da oynat dedim. Neyse. Bunu da o filme soktuk. Bunu da o filmde oynattık. Cinsi Bozuk filminde oynadı. Ve 36 bin TL parayı benim sayemde aldı. Ve ayrıca 36 bin TL bana borçlusun. Bunu da unutma. Çünkü o parayı benim sayemde aldı. Hadi dedim onu da geçtim. Onu da geçtim. Ben bunu bir ara bir bahis şirketi vardı. İsmini vermeyeyim şimdi. Ondan tanıştırdım. Onlar da Kıbrıslıydı. Sahipleri Kıbrıslıydı. Kıbrıslı olduğu için dedi Taner dedi bak bu işi sen yap dedi. Biz seninle çalışalım. Ülke ülke gezelim dedi. Gene bu kurbağa gibi atladı. Ben de istiyorum. Beni de al. Beni de üye. Ulan bir dur. Bismillah adamlarla bir ben konuşayım. Beni de al o şirket. Beni de konuştur. Tamam dedim. Hatta ay şirketinin son harfi GS ile bitiyor. İlk harfini ben söylemiyorum. Siz biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz onun yaptığı işleri. Reklam olmasın diye söylemiyorum. Gene bu atladı kurbağa gibi. Beni de oynat. Tamam ben bunu aldım. Konuştum. Hakan diye bir çocuk vardı o zaman bunun yöneticisi. O sayfa. Çocukla konuştum. Hakan dedim bunu da oynat dedim. Al dedim. Yap dedim.
Neyse buna maaşa bağladılar. Her ay bu 5000 TL oradan para alıyor. Ve ayrıyeten uçak, sefer, otel biletleri de o şirkete ait. Bu ülke ülke gezdim diyor ya. Yok Tayland'a gittim, yok televizyonlarda çıkıp artistlik yapıyor ya. Kendini bir şey zannediyor ya. O ülke ülke gezdiyse onu da benim sayemde gezdi. Çünkü o adamlarla da ben tanıştırdım onları. O adamlar da benim sayemde onları gezdirdi. Uçak biletini aldı, otel parasını aldı. Benim işi de aldı benim elimden yani. Daha ne diyeyim? Hadi dedim onu da geçtim. Oradan da para aldı. 250 milyara yakın para aldı arkadaşlar. 250 milyara yakın para aldı. Ve oradan da bana ödeme yapmadı. Çünkü zaten orada 4 sene çalıştı. Her ay 5000 TL para alıyordu. Ve ayrıyeten prim birim de alıyordu. Ve ayrıyeten otel motel masraflarını da saymıyorum yani. Neyse arkadaşlar onu da geçtim. Yani dediğim gibi arkadaşlar benlenken çok ekranlara gözükmek için kafasını kaplumbağa gibi böyle uzatan bir şahıs. Sırf demek ki prim için beraber olmuş. Şimdiki oysa ki şimdi adama rica ediyoruz ki lan diyoruz ki bak bizim bir şeyimizi paylaş diyorum. Mesela ben hesap açtım. Yani bir oradan bir gelirimiz vardı. İşte ne bileyim bigo mudur neyse bilmiyorum artık. Dedim paylaş dedim. Biz de kazanalım dedim. Bak 1 milyon takipçin olmuş dedim. 1 milyon 300 bizi de gör dedim. Ya dedi şimdi dedi bir medya var ondan korkuyorum. Ya sen ne oldu da bu medyanın köpeği oldun? Sen bu medyanın köpeği iti niye oldun? 9 yıllık arkadaşını bu medya için satacaksanız ve şu anda hala bu adamı haklı bulan varsa tamam baba ya gidin o zaman haklı bulun. Yani bu medyayı adam paylaşmıyor, beni paylaşmıyor. Neymiş de korkusundan. Para için işte arkadaşını satan adam gibi adamsın sen. Bunu da yazın bir köşeye arkadaşlar. Yani dediğim gibi benim sayımda 3. geldi. Zaten bizim eski videolarımıza da bakarsanız arkadaşlar, kendisiyle olan eski videolarıma bakarsanız full küfür içerikli, full ne bileyim sövmeli, mövmeli videolarımız çok var yani hangi birini sayayım. Ama nedense şeye gidince, o medyaya gidince kuzu gibi oldu. Paranın kokusunu alınca koyun gibi oldu. Arkadaş ortamını değiştirdi, şahısları değiştirdi, farklı insanlarla arkadaş olmaya çalıştı. Gördünüz arkadaşlar işte yani bizim olaylar bundan ibaret. Şeyde de gördük arkadaşlar kendisini. Kısmetse Olur'da da gördük. Dediğim gibi orada çok güzel rol yapıyordu. Bir kızla beraber olabilmek için. Zaten Instagram'da da öyle. Eve gider. Bütün gün benim yanımda sırf kafasını uzatırdı. Kızları acaba hangi kızı düşürsem diye yazardı. Tık 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 buna mı acaba? Buna mı? Buna mı? Bin tane kıza yazardı günde. Kız düşürmek için de sadece beni de kullandı. Yalan değil. Sayemde de çok kız götürdü. Aynen. Şimdi bunu zaten evin önüne bir kamera koyun. Evin önüne kamera koyarsanız bunu bir televizyoncular takip etsin. Bak her gün bak farklı kızlara gidiyor bu şimdi. Yalan değil baba ben biliyorum. Her gün farklı kızlara gidiyor bu şimdi. Her gün bak Instagram'da sağda solda yazıyor. Bana mesajlar geliyor. Bak bana böyle yazdı. Bazalık da had sefada. Bazalık da var bu arkadaşımızda. Salaklık da var. Yalan değil. Ama işte arkadaşlar gene arkadaşımız diye kıramıyoruz yani bu kabrağı. Neyse. Hani ben ondan farklı mıyım değil mi? Bak ben 10 sene önce ondan daha beterdim. Yalan değil. Ben ama açık sözlüyüm. Gerçekçiyim. Yalan konuşmam arkadan. Ben 10 sene önce ondan daha beterdim. Yazıyor muydum kızlara? Yazıyordum. Ama ben açık sözlüyüm. Açık sözlüğüm için kaybettim. Adam gibi adam benim. Çünkü açık sözlüyüm. Rol yapmıyorum en azından. Kimsenin arkasından oynamıyorum. Kimseye yalakalık yapmak için yalakalık yapmıyorum. Ben yalakalık yapmadığım için kaybettim arkadaşlar. Ben adam gibi adam olduğum için kaybettim. Arkadaşlar olaylar bundan ibaret. Başka ne gördük işte. Ondan sonra şey de... Ece Hanım var, bir soy ismini söylemiyorum ama erkenlerden uyanan bir bayan, erken uyanmasını çok sever. Bu bayana da küfür attı ve bu bayana da ağzı alınmayacak çok ağır şekilde küfür attı. Gerçekten ağzı alınmayacak. Ne anası kaldı, ne babası kaldı karının, ne de bilmem sülalesi ve gitti bunu o zaman benim sosyal medya hesabıma yorum olarak atmıştı. Yani onu o şahsın adına ben utandım. Ve o yorumu ben kaldırdım yani arkadaşlar. Gerçekten o yorumu ben gördüğümde ya dedim sen manyak mısın böyle yorum atılır mı dedim. Sonra neyse ayak yaptı işte korkudan adminler falan yazdı diye. Onu da öyle geçiştirdi. Bu arada Ece Hanım'a selamlar buradan. Bum. Neyse. Ondan sonra biz öyle şakasına geçenlerde dedim ki bize dedim bir 100 euro yolla dedim. Bize bir 100 euro ateşlesene dedim. Şakasına söyledim. O da arkadaşlar ya dedi işte dedi ne bileyim dedi. Param yok dedi, şuyum yok dedi, buyum yok dedi. Ben de sadece ağzını yoklamak için öyle söyledim ama her gün bakıyorsunuz hikayesinde bir gün o mekanda, bir gün o klapta, bir gün orada, yok bilmem ağla şarkısı. Ondan sonra zaten oradan da bir 500 milyar alacak.
Şimdi zaten bu Bilal Bey'le gene filmde oynayacakmış. Onunla ben tanıştırdım zaten. Bir seferki filmde 500 milyar alacak buradan. 500 milyarla 1 trilyon arası bir ücret alacak. Onu da geçtim. Demiyor ki lan bu kadar ücret alacağım, biraz sana da göndereyim demiyor işte. Ondan sonra ben niye bağırdım oluyor. Oğlum ben denemek için söylüyorum ama adam değilsin yani. Gerçekten bunu da söyleyeyim. Güya adam 9 yıllık arkadaşına göndermiyor ama Afrika deyince Afrika'ya gönderiyor. İşte böyle bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İşte arkadaşlar para... Burada demek istediğim şey ne biliyor musunuz? Para insanları çok değiştiriyor. Arkadaş ortamı. Parayı bulduğunu insanlar değişiyor. Arkadaş ortamını değiştiriyor. Buna kimse gerçek dostluk demesin. Bu resmen haneye teşebbüstür. Bu resmen soytarılıktır. Bu resmen bir şey demiyorum. Yani taklit desen var. Beni taklit ederek bir yerlere geldin. Senin gerçek yüzünü biz zaten kısmetse olur da gördük. Zaten seni bütün yarışma programlarına da ben kaptırdım. Ben yardımcı oldum. Rica ettim. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ya bu medya gerçekten hala benim üstünden prim yaptığına ben hayret ediyorum. Çünkü ya arkadaş bu adamı sen niye alırsın yarışmaya, Survivor'a? Yani benim arkadaşım olduğunu biliyorlar. Ya ben size ana avrat küfür etmişim zamanında. Siz medya hangi medya olduğunuzu biliyorsunuz. Sırf beni otelden attınız diye, haksız yere, beni suçsuz yere otelden attınız diye ben de kendime yediremedim, bana avrat küfür ettim size, doğruya doğru. Kafayı bulup size laf ettim. Böyle bir adam size laf ediyor ve böyle bir adamın en iyi yakın arkadaşını siz de eğer yarışmaya alıyorsanız sizin de akıl sağlığınızdan şüphe ederim arkadaşlar, yani bir şey demiyorum. Neyse, çok daha söyleyeceğim şeyler vardı arkadaşlar. Şimdi de buradan Bilal Bey'e selamlar. Yani ne diyeyim Bilal Bey? Sen bu adama para versen ben sana da hakkını helal etmiyorum. Verecek misin ya yine 500 milyar bitiriliyor. Hakkını helal etmiyorum yani. Yemin ederim bu adam ünlü olduysa benim sayemde adam ünlü oldu. Bu adam bir yerlere geldiyse benim sayemde bir yerlere geldi. Hiç kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Olan gene bize oluyor. Herkes köşeye dönüyor. Herkes bizi kullanıp gene yani zengin oluyor, köşeye dönüyor. Ama biz gene tuhaf bir hayat yaşayalım yani gerçekten. Demek istediğim çok şey var da daha söylemeyeceğim. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Hadi görüşürüz. Bum. Zobala bobala bum. Zobala bobalacı. Ha, aynen. Zobala bobala bum. Evet arkadaşlar. Hadi see you later. Bum.